Küpe geldik, Zafer Takı, işte burası Zafer Takı. Her yerde heykelleri göreceksiniz bol bol dedi. Heykelcilik çok artmış. İskender'in her halinin mutlaka heykelini yapmışlar. Burada alternatif bir tarih yaratmak, ayrıca Osmanlı izlerini silmek için mesela köprüler falan varmış. Çevresine devasa devasa şeyler yapmışlar ki, heykeller yapmışlar ki şey gözükmesin, sönük kalsın yanlarında diye. Gel, hoş geçiyoruz. Gel kızım, devam ediyoruz bakalım, çekmeye devam edeceğim ben de. İskender'in bir başka heykeli tam karşıda. Bozma. Her halini, rapperimizin dediği gibi her halini heykelleştirmişler. Her yer heykel dolu. Alternatif bir tarih yaratmaya çalışıp buralarda heykelcilikle bunları gözlerine sokuyor insanların diye anlatıyor. Dediğim gibi ayrıca Osmanlı izlerini daha az gösterebilmek adına bu heykelleri büyük, şatafatlı ve akşamları da ışıl ışıl olarak yapmışlar. Ayka Terasa derler. Gelirken belki otobanın ismi dikkatinizi çekmiştir, evet. Gişelerin dışında. Rahibe Terasa'dır bizim bildiğimiz kişi. Kendisi Üsküp doğumlu, zengin bir tüccarın kızıdır efendim. Hayatını hem fakirlerin sağlığı için hem de kimsesiz çocukların, özellikle kız çocuklarının eğitimine adamış olan bir kişidir. Rakibe ilan edilmesindeki sebep ise iki tane mucize ihtiyacı vardı. Kendisi hem kanser hem de beyin iltihabı geçiren bir insana tedavi ettiğinden dolayı bu rakibe unvanını almıştır. 97 yılında hayatını kaybettikten sonra onun doğmuş olduğu yere bir nevi anıt olarak, evi olmasa da dikmiş oldukları bu anıtsal yapı bulunuyor. Bugün bir müze olarak da yine bu caddenin sonunda rakibe kanser evi şeklinde tasarlamış oldukları turkuazda bir bina bulunuyor. Hemen arkamızda Büyük İskender heykeli. Kendisi belki de bu dünyadan gelmiş bir en büyük askeri komutanlardan biridir. Makedonya Krallığı'nı bütün o dönem bilinen dünyanın üçte birinden fazlasına kadar yaymış olan bir kişi. 20'li yaşlarda babası 2. Filip ya da Kör Filip olarak tabir ettikleri kişi hayatını kaybettikten sonra İskender Makedonya Krallığı'nın başına geçiyor. Fakat İskender o dönemlerde daha çocuk yaşta biri ve babası gibi daha gaddar, daha savaşçı biri değil. Annesi Olimpia tarafından yetiştirilmiş, hem ana kuzusu diyebileceğimiz hem de eğitimli tarafı çok yüksek bir kişi. Aristo gibi kişilerden eğitim görmüş olan, daha farklı düşünebilen, zekası daha farklı çalışabilen bir genç. Babası hayatını kaybettikten sonra doğal olarak ülkedeki bütün herkes Filip öldükten sonra yerine bir kuzunun geçeceğini düşünüyordu. Fakat kendisi üvey annesinden doğmuş olan Kundak'taki bebeğini, yani o dönem şartlarında İskender'in en büyük rakibini daha Kundak'tayken öldürdükten sonra kendisini o eski Yunan, eski Makedon devletlerine kanıtlayarak askerlerin gücünü de arkasına alarak Anadolu topraklarına doğru savaşmak üzere yola çıkmıştır. Anadolu topraklarına, çünkü o dönem Anadolu topraklarındaki en büyük dünya gücü Perslerdir. O bizlerin işte Likya, Karya gibi bölgelerde gezdiğimiz antik kentler o dönemin illeri olarak varsayılıyordu ve bu kentleri fethetmek üzere, Perslerden geri alabilmek üzere, Pers yağmasından kurtarabilmek üzere hem buradaki halkını hem de Yunanistan'da parçalara bölünmüş olan o site devletlerini de toplayarak Çanakkale Boğazı üzerinden yola çıkmıştır. Hatta Çanakkale'den geçerken Truva'dan Aşil'in kalkanını aldığı söylenmekte. Çünkü Aşil İskender'in bu hayattaki en büyük idollerinden biri. Hayatı boyunca onun hikayeleriyle yetişmiş. Aristo tarafından da hani gazlanmıştır diyeyim, günümüz deyimiyle hep o doğrultuda yetiştirilmiş bir kişi. Dolayısıyla Truva'dan geçerken onun kalkanını da aldığı söylenmekte. İskender'e selam veriyor. O da doğuyu selamlıyor. İskender'e selam veriyorlarmış. O da oraya selamlıyormuş. Paylaşan mı var şimdi? Bu arada karşı taraf benim, Türk tarafıymış. Oraya şimdi bizim diyoruz.
Taşköprü'nün öbür tarafı, işte de bahsettiğim köprü arası şey yapmayı kart etmeye çalıştı. 2014'te yapılmaya başlamış, 2014 yılında bitmiş. Halk da birazcık şey yapmış. İskender girdiği savaşı kaybetmiyor. Her yeri almış o zamanlar. İskender kaybettiği savaş yokmuş, o yüzden büyük olarak, büyük İskender olarak şey yapıyorlar. Ama bu kadar yapılan heykellerden dolayı niye onlara eğitime, sağlığa harcamıyorken heykeli harcıyorsunuz diye halk yere ayaklanmış bu şeyler için. Ama boyu çok kısaymış, o yüzden şey dedi, 1,5 İskender. Duyulduğunu bilmiyorum. İskender çok büyük ama boyu kısaymış. Aslında heykeller çok büyük ama boyu çok kısaymış. O yüzden biz 1,5 İskender dedik. Evet, ama isim olarak çok büyük isim. Şu İskip arkeolojimiz istiyor. Şu iki heykel Osmanlı'ya karşı ilk isyanı başlatanlarmış. Onlara göre kahraman, bize göre hain diyor. Tabii haliyle. Ortasında bir mihrap var. Orada duracağız tekrar. Durun, devam. Tarihi taş köprüye doğru ilerliyoruz şimdi. Bir taraf Makedon, ikinci taraf Arnavut. Tamamen iki farklı yer. Kız alıp verme yok, çok fazla gibi bilmiyor. Türk şey, Türk tarafı. Duyulmuyordur diye azıcık tekrar anlatayım. Burası Makedon tarafı, burası Türk tarafı. Burada kimse Türkçe bilmez. Burada Türkçe konuşmanız lazım. Kız alıp verilmez. Türkler o tarafa geçmez, Makedonlar bu tarafa geçmez tarzı. İkinci Murat başlıyor yapımına. Başladık. Oğlu Fatih Sultan Mehmet bitiriyor. Fatih Sultan Mehmet zamanında bitmiş. Aynısı Edirne'de var, Adana'da. Birçok yeri yaptırmak istiyor ama... Ondan Edirne gibi geldi. Tam Kıbrı uymadığı için yaptıramıyor. Sayılı köprülerden biri. Hani sefere çıkan, dönen ordular Kıbrı'nın ne tarafta olduğunu köprülerde kimi rahbardan aldı. Bazen sefer öncesi, bazen sefer sonrası, şükür namazı olarak zafer sonrası köprüleri tercih ederler. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten 3 yıl sonra meşhur Belgrad kuşatmasına çıkarken tamamlaya geliyor diyor. Bulgaristan, Saraybosna vesaire topluyor geliyor. Son konakladığı, durduğu yer. Heykeller devam ediyor. Buradaki görüşmelerin nedeni şuradaki heykeller aslında. İskender annesinin emzirdiği, kucağına aldığı, her halini yaptılar. Bir tek nasıl yapıldığını İskender'in yapmamışlar diye konusu geçmişti otobüsteki. O yüzden bu görüşmelerin nedeni o yani. İkinci film. Mağarasını bilen var mıdır? Evet. Kör film. Muğazında gençlik hali. Onun altında bir aile tablosu mevcut. Ortada İskender yanında eşi Olimpiyayla beraber. Bulgaristan'daki Filibe şehrinin oğlu önemli bir isim. Bulgaristan'daki Filibe şehrinin kurucusuymuş. Yeşil'in başka iki hemen arkamızda bulunuyor karşımızda. Olimpiya. İskender'in annesi. Olimpiya'ymış İskender'in annesi. Bu kişi İskender bütün evrelerini anlatıyor. O zamanlar daha küçük. İskender. Burada orta İskender. 05 İskender. Yolda gördüğümüz Açın gibi. Oradan itibaren Kıylal Pavesi'nin yaratıcıların heykelleri o taraftaymış. Sol taraftakiler öğrencileri, buradakiler esas yaratmaya başlayanlar ama geliştiren ve şimdiki hale getiren en şeyi onlarmış. Onları da heykelleştirmişler. Türk tarafındayız. Burası önceleri kapalı çarşı usulü yapılmış. Ancak savaşlar ve depremler sonrasında yıkılarak çok az bir bölümü kalmış şey olarak, üstü kapalı olarak. Onu görebilecek miyiz bilmiyorum. Burada Türkçe konuşulan yer. 1392'lerde zaten burası Osmanlı almış ve hüküm sürmeye başlamış burada. Yani İstanbul'dan Edirne'den çok önce olarak söylüyor. Hatta Twitter'da ya da YouTube'da bunun bir şeyi vardı, videosu vardı. İstanbul kaç yılında fethedildi, burası kaç yılında fethedildi. Yani sen mi bana Türkçe konuşabiliyor musun diye soruyorsun. Biz sizden çok daha önce öğrendik diye şey yapıyordu, söylüyordu.
buradaki tatlıcılar, köfteciler. Balkanlara kadar gelip kilo almanız dönmek olmaz. Kilo olarak dönmeyi de söylüyor. Bu arada Diyojen'le ilgili hikaye arada şey kalmıştı. Onu da şey yapayım, Büyük İskender gidiyor karşısına. Sen bana niye selam vermiyorsun diye söylüyor. Ancak sen benim kim olduğumu bilmiyorsun diyor. Biliyorum ancak sen benim eserimin eserisin diyor. Dünya benim eserim. Sen de onu eserisin. Her yeri almaya çalışıyorsun. Sen benim eserimin eserisin diyor. Büyük İskender onun bir filozof olduğunu anlıyor. Ve ona diyor ki benden ne dersen dile. Tam orada güneş vuruyor. Sen diyor güneşten çekil de gölge etme, başka ihsan istemem. O laf da oradan geliyormuş. Onu da buraya eklemek istedim. Ama geçeceğiz, dükkanından geçeceğiz. Burada da çekiyor mu? Hayır. Yok yok, burası bu. Başka. Bizimle alakası yok. Ben oraya benzettim. Efendim tamamız galiba. Evet. Kapan Han'dayız. Kapan Han. Gelen misafirimiz burayı Bursa'daki Kozan'a benzetiyorlar. Evet. Evet. Yapısı itibariyle evet. Aynısı. Kozan, aynı kişi Kozan yaptırıyor. İsa Bey buraya Kozan geliyor 15. yüzyılda. İshak Bey'in oğlu. Yani diyor ki Kozan'ın aynısını yaptıracağım. Konaklıyor burada. Kozan'ın aynısını yaptırıyor. 15. yüzyılda. Kapan, kapmandan geliyor Arapçadan. Ölçü, tartı, birimi anlamına geliyor. Yapıldığı dönem gelen kervanlar mallarını burada tartıyorlar. Kapan'dan bulunduğu yerde. Hayvanlarıyla beraber mallarını burada bırakıp üstte konaklıyorlar. 3 gün konaklama serbest. 3 günden sonra mallarını bitiremedilerse, kalmaya devam edeceklerse ücrete tabi tutulmaya başlıyorlarmış. Yani şey deriz, misafirin 3 günü vakti. Artık 3 günden sonra ev sahibi sayıldığı için ücret ödemeye başlıyorlar. Yani 3 günden sonra dediğim gibi aynısını, aynı usulü yani burada da yapmışlar. Bu tür yerlerden çıkıyor, misafir 3 gün vakti. Diziyi daha izlemeye başlamamıza rağmen Balkan dinlisi burada çekiliyormuş. Köfteci Süleyman diye bu yeşil binada çekiliyormuş. Gelmişken bunu da görmüş olduk. Alt tarafta Türk kahvesi yapan yerler varmış. Onlara doğru geçeriz herhalde birazdan. Akşam ışıklandıracaklar ve daha net gözükecek diye söylemişlerdi. Heykeller hakikaten öyle duruyormuş. Ve şurada bir haç göstereceğim. Şunu yoldayken anlattı. Ben şimdi buradan anlatmaya çalışacağım. Orasını Makedonlar inat olarak yapmışlar oraya. Buradan her yerden gözüküyor diye. Biraz Müslümanlara inat olarak koymuşlar onu oraya. Ondan sonra Arnavut tarafından onun yüksekliği önce 60 metre olarak başlamış. Ondan sonra Arnavut inadı ortaya çıkmış ve cami minarelerini, iki tane minareyi yükseltmeye başlamışlar. Arnavutlar yükseltmiş, Makedonlar oradan yükseltmiş, Arnavutlar yükseltmiş, onlar yükseltmiş. Ondan sonra o 70 metrede kalmış. Ancak caminin minaresi 75 metreye çıkmış. Arnavutlar sonra demiş ki bizde para çok, bunu göğe kadar yükseltiriz. Kendinize gelin. Arnavut inadı orada ortaya çıkmış diye hikayeyi o şekilde anlattılar. Onu da paylaşmak istedim. Akşam yemeğimiz Makedon eğlencesi tarzı olacak diye masalarda yerimizi aldık bakalım. Yiyeceklerimi arkada bekliyoruz. Şöyle yemeği göstereyim, arkadaki müzik de elime girmez inşallah deyim. Hemen kapatayım.